Palto. Yazan Nikolay Vasilyeviç Gogol. Seslendiren Meral Ekinci. Devlet dairelerinden birinde. Ama tam olarak hangi devlet dairesi olduğunu söylememek en iyisi. Zira devlet dairelerinden, askeri birliklerden, özel kalemlerden, kısacası her türden resmi kurumdan daha öfkesi burnunda olan bir kurum bulmak zordur. Malum, günümüzde hakarete uğrayan her özel şahıs kendi nezdinde tüm topluma hakaret edildiğini varsaymaktadır. Deniyor ki, kısa bir süre önce ismini hatırlayamadığım bir şehirdeki bir başkomiserin yazıp gönderdiği bir şikayet dilekçesinde devlet kararnamelerinin uygulanmadığı ve devletin yüce isminin küçük düşürüldüğü belirtilmekteymiş. Bu başkomiser iddiasına kanıt olaraksa dilekçesine eklediği romantik içerikli kalın bir kitabı göstermiş. Bu kitabın içinde neredeyse her 10 sayfada bir ortaya bir başkomiserin çıktığını, yer yerse bu başkomiserin sarhoş bir halde resmedildiğini ileri sürmüş. İşte biz de her türlü nahoş durumdan kaçınmak amacıyla burada anlatacağımız devlet dairesinin resmi adını doğrudan anmayıp onu sadece bir devlet dairesi diye adlandıracağız. İşte bir devlet dairesinde çalışmakta olan bir memur vardı. Kendisi çok da dikkat çekici biri değildi. Kısa boylu, yüzü hafif çopur, saçları kızıla çalan biriydi. Gözlerinin iyi görmediği açıkça fark ediliyordu. Saçları alnından itibaren hafiften dökülmeye başlamıştı. Yanaklarındaki buruşukluklar dikkat çekiyordu. Yüzü ise basur hastası olanların ten rengine sahipti. Ama ne yapacaksınız? Hep bu Petersburg'un havası yüzünden. Unvanına gelince, zira bizde hepsinden önce unvanın belirtilmesi gerekir, o baremin 9. derecesinde bir memur olup yazıcılık yapmaktaydı. Kendini savunamayacak durumda olanlara saldırma alışkanlığına sahip yazarların, hani şu asla yükselemeyen, ebedi unvan diye alaya aldığı unvana sahip olan bir memurdu. Bu memurun soyadı Başmaçkin'di. Bu soyadının kunduradan türetildiği belli oluyordu ama ne zaman, hangi dönemde ve ne şekilde kunduradan türetilmiş olduğu belli değildi. Babası da, dedesi de, hatta kayınbiraderi bile, yani istisnasız tüm Başmaçkinler kundura değil, sadece yılda 2-3 kez pençe yaptırdıkları çizmeler giyerlerdi. Memurumuzun adı ve baba adı Akaki Akakiyeviç'ti. Belki de biraz garip ve uydurma gibi gelecektir ama dinleyiciye temin ederim ki bu isim uydurma değildir ve şartlar kendiliğinden öyle bir şekilde gelişmiştir ki ona başka bir isim verilmesini imkansız kılmıştır. Bakın bu isim ona nasıl konuldu. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Akaki Akakiyeviç 23 Mart gecesi doğmuştu. Memur eşi ve çok iyi bir kadıncağız olan rahmetli annesi bebeğin gerektiği gibi vaftiz edilerek isim konması için lüzumlu tüm hazırlıkları yapmıştı. Yeni doğum yapmış anne kapının karşısındaki yatakta yatmaktaydı. Sağ tarafında vaftiz babası olarak Devlet Denetleme Kurulu'nda büro şefi olan mükemmel insan İvan İvanoviç Yeroşkin ve vaftiz annesi olarak mahalle karakolunun amirinin eşi, ender bulunan erdemlere sahip Arina Semyonovna Belobrushkova durmaktaydı. Loğusa'ya içlerinden istediği birini seçmesi için 3 isim önerdiler. Mokia, Sosiya veya Çilekeş Hozdazat. "Hayır," dedi rahmetli annesi. "Nasıl isimler bunlar böyle?" Onu memnun etmek için takvimin başka bir sayfasını açtılar. Yine 3 isim çıkmıştı. Trifili, Dula ve Varahasi. "Bu bana ceza galiba," dedi kadıncağız. "Bunlar nasıl isimler? Ben gerçekten ömrümde böyle isimler duymadım. Hani Varadat veya Varuh olsa yine neyse de Trifili ve Varahasi de ne oluyor?" Bir başka sayfayı çevirdiler. Pavsikahi ve Vahtisi çıktı. "Peki, tamam, anladım ki," dedi kadıncağız. "Bunun kaderi böyleymiş. Madem öyle, o zaman en iyisi ona babasının adını koymak. Babasının ismi Akaki'ydi. Oğlunun ismi de Akaki olsun. İşte Akaki Akakiyeviç'in ismi böyle kondu. Çocuk vaftiz edildi ve bu sırada öyle bir ağladı, suratını öyle bir şekle soktu ki sanki baremin 9. derecesine çakılıp kalmış bir yazıcı olacağını önceden hissetmiş gibiydi. Evet, işte bu işte böylece olup bitti. Biz bunu burada anlattık. Zira istedik ki dinleyici bu ismin zorunluluktan konulduğunu, başkaca da bir isim konulmasının mümkün olmadığını bizzat görüp anlasın. Daireye ne zaman ve nasıl atandığını ve onu kimin görevlendirdiğini hiç kimse hatırlayamıyordu. Pek çok müdür, pek çok şef gelip geçti daireden. Ama onu hep öyle, aynı yerde, aynı durumda, aynı görevde yazıcılık yaparken gördüler. Hatta öyle ki daha sonra onun bu göreve bu şekilde resmi elbisesi, seyrilip açılmış alnıyla hazır olarak dünyaya geldiğine inandılar. Dairede ona kimse en ufak bir saygı göstermezdi. Odacılar bile o geldiğinde ayağa kalkmamaları bir yana, sanki daireye insan değil de bir sinek girmiş gibi onun yüzüne bile bakmaya tenezzül etmezlerdi. Üstleri ise ona karşı mesafeli ve katı bir tutum içindeydi. Herhangi bir şefin sekreteri, "Bunu temize çekin" veya "işte size ilginç, güzel bir iş" gibi ifadeleri hiç kullanmadan ya da erdemli ve iyi eğitim almış memurların çalıştığı resmi dairelerde kullanılan nezaket sözcüklerine başvurmadan bir evrakı pat diye önüne atardı. O ise işi kimin verdiğine ve iş vermeye yetkisi olup olmadığını aldırmadan sadece evraka bakarak onu alırdı. Aldığı gibi de temize çekmeye hazırlanırdı. Genç memurlarsa ona güler, devlet dairesinin espri anlayışı el verdiğince onunla alay eder, onun önünde onunla ilgili uydurulmuş hikayeler anlatırlardı. 70 yaşında bir kadıncağız olan ev sahibesinin onu dövdüğünü anlatırlar, düğünlerinin ne zaman olacağını sorarlar, başından aşağı kağıtları serperek kar yağdığını söylerlerdi. Ama Akaki Akakiyeviç bu yapılanlara karşı sanki etrafında hiç kimse yokmuş gibi hiç tepki vermez, tek söz söylemezdi. Hatta bu durum onun işini yapmasına bile engel olmazdı. Çevresinde tüm bu olup bitenlere karşın o tek bir yazım hatası yapmazdı. Sadece eğer şaka çekilmeyecek hale gelmişse, mesela kalem tutan elini itiyorlarsa başını kaldırıp şunları söylerdi sadece: "Beni rahat bırakın. Niçin bana böyle eziyet ediyorsunuz?" Ve bu seste ve sözlerde, bunların telaffuz biçiminde bir tuhaflık hissedilirdi. Bu sözlerde insanı merhamete getiren bir nota vardı. Öyle ki kısa bir süre önce göreve atanan ve diğerlerini örnek alarak onunla alay eden genç bir memur, onun bu sözleri üzerine birdenbire vurulmuş gibi kala kalmış ve o günden beridir de gözünde her şey değişmiş ve olay ve olguları başka şekilde algılamaya başlamıştı. Adeta doğaüstü bir güç onu tanışıp aydın insanlar olarak kabul ettiği arkadaşlarından uzaklaştırmıştı ve daha sonra uzun bir süre bir eğlencenin tam ortasındayken o kısa boylu, kafası kelleşmeye başlamış memur, kalbe işleyen o sözleriyle gözünün önünde belirirdi. "Beni rahat bırakın. Niçin bana böyle eziyet ediyorsunuz?" Ve yüreğe işleyen bu sözlerde bir başka anlam daha gizli olurdu: "Ben senin kardeşinim." Ve zavallı genç adam yüzünü elleriyle kapar, yaşamı boyunca insanoğlunda haddinden fazla var olduğunu gördüğü bu insaniyetsizlikten, inceltilmiş, eğitilmiş, sosyalleştirilmiş gibi gözüken ve tüm dünyanın erdemli ve onurlu olduğunu sandığı insanlarda bile ne çok canavarca bir kabalık gizlendiğini görmekten ve bu durum karşısında irkilmekten kendini alamazdı. Vazifesine bunca bağlı, onunla yatıp onunla kalkan bir başkasını daha bulmak çok zordu. İşine düşkün olduğunu söylemek azdı bile. O işine tutkuyla bağlıydı. Yaptığı yazıları temize çekme işinde kendine özgü, farklı ve hoş bir dünya görmekteydi. İşini yaparken aldığı haz yüzüne yansırdı. Bazı harfler onun gözdesiydi ve yazıda sıra onlara geldiğinde kendinden geçerdi. kah güler, kah göz kırpar, kah dudaklarıyla kendini gayrete getirirdi. Öyle ki Divit'inin yazmakta olduğu her bir harfi neredeyse yüzünden okumak mümkündü. Eğer bu çabasına uygun olarak ödüllendirilmiş olsaydı, kendisi buna hayret edecek olsa bile baremin 5. derecesine kadar yükselebilirdi. Ama alaycı iş arkadaşlarının deyimiyle eline geçen, sadece ceket yakasındaki ileğe iliştirilen ve vazife yılını gösteren rozetle mabadındaki basurdu. Bununla birlikte kendisine hiç ilgi gösterilmediğini söylemek de mümkün değildi. Bir seferinde iyi yürekli birisi olan ve yıllardır verdiği hizmet nedeniyle onu ödüllendirmek isteyen bir müdür, ona sıradan bir temize çekme işinden farklı, daha önemli bir vazife verilmesi talimatını verdi. Bu vazife başka bir daireye gönderilmek üzere hazırlanmış bir evrakta değişiklikler yapmak, tam olarak da evrakın başlığını değiştirmek ve 1. tekil şahıs ağzından yazılmış yerleri 3. tekil şahıs ağzından yazılmış olarak düzeltmekti. Bu vazife ona öyle zor geldi ki kanter içinde kaldı ve sonunda alnındaki terleri silerek şöyle dedi: "Yok, siz en iyisi bana sadece temize çekeceğim bir evrak verin." O günden sonra ona sadece temize çekme işini verdiler. Onun için adeta bu temize çekme işi dışında başka hiçbir şey yok gibiydi. Üstü başıyla hemen hiç ilgilenmezdi. Resmi elbisesinin yeşil rengi atmış ve paslı boz bir renk almıştı. Yakalığı öylesine dar ve kısaydı ki boynu hiç de uzun olmamasına rağmen yakalığından fazlasıyla dışarıda kaldığı için tıpkı hani şu alçıdan yapılmış, kafa kısımları sallanan ve Rusya'da seyyar satıcılık yapan yabancıların kafalarının üzerindeki tablalarda onar onar sergiledikleri oyuncak kedi yavrusu heykelciklerininki gibi upuzun görünmekteydi. Üstelik hemen her zaman üniformasına ya bir saman parçası ya da bir iplik gibi bir şeyler takılmış, yapışmış olurdu. Ayrıca hemen her zaman aşağıya her türlü çerçöpün atıldığı bir pencerenin altına denk gelmeyi başardığından, şapkasından sürekli olarak karpuz ve kavun kabukları ve benzeri şeyler eksik olmazdı. Sokakta her gün neler olup bittiğine ömründe bir kez bile dikkat etmemiş, ilgi göstermemişti. Onun aksine genç memurlar sokakta olup bitene daima öylesine dikkat ederlerdi ki, keskin gözleriyle karşı kaldırımda yürüyen birisinin ayağının altından geçen paça bağının açık kaldığını derhal fark eder ve bu duruma alaycı bir şekilde gülümserlerdi. Ama Akaki Akakiyeviç baktığı her şeyde sadece o tertemiz, düzgünce yazılmış satırları görür ve ancak birdenbire nereden çıktığı belli olmayan bir beygir belirip, suratını ona iyice yaklaştırarak, burnundan onun yanağına doğru kuvvetle üflediğinde, ancak o zaman o pek sevgili satırlarının değil de aslında yolun tam ortasında olduğunun farkına varırdı. Eve geldiğinde hemen sofraya oturur, yediklerinin hiç tadına varmadan çabucak çorbasını içip bir parça dana etini soğanla birlikte ve o sırada Tanrı'nın gönderdiği sinek ve her türlü diğer şeyle birlikte yerdi. Midesinin dolduğunu hissettiğinde sofradan kalkar, hokka ve divitini alarak eve getirdiği evrakları temize çekmeye başlardı. Eğer o gün eve iş getirmediyse, o takdirde seçimini yazılanların güzelliğine değil de önemli veya yeni birine hitaben yazılmış olmasına göre kararlaştırarak, sırf kendi zevki için yine evrak temize çekerdi. Petersburg'un gri renkli gökyüzünün hepten karardığı ve memur kısmının aldığı maaşa ve kendi zevkine uygun olarak yemeğini yiyip karnını doyurmuş olduğu saatlerde dairelerindeki divit cızırtılarından, koşuşturmadan, vazifeleri olan ve başkalarının üstüne vazife olan zorunlu uğraşlardan, vazife aşkıyla yananların ise gönüllü olarak üstlendikleri fazladan işlerin yerine getirilmesinden sonra tüm memurlar kalan zamanı keyifli bir şekilde geçirmek için acele ederlerdi. Eğlenceye daha düşkün olanlar tiyatroya giderdi. Bazıları bu zamanı mağazalarda şapka bakarak geçirirdi. Kimisi zamanını küçük bir memur grubunun gözdesi olan hoş bir kıza kompliman yapmak için harcardı. Kimileri ise, ki bunlara daha çok rastlanırdı, bir binanın 3. veya 4. katında 2 küçük oda, bir hol veya bir mutfaktan ibaret, ciddi bir fedakarlıkla yemekten, gezmekten kesilen paralarla satın alınmış son moda bir lamba veya benzeri başka bazı eşyaların olduğu bir dairede oturan kardeşine ziyarete giderdi. Uzun lafın kısası, tüm memurlar dostlarının küçük dairelerine misafirliğe gider, uzun çubuklarını tüttürür, bir kapiklik gevrekleri çaylarına banıp yiyerek iskambil oynar ve kağıtlar dağıtıldığı sırada da Rus insanının hiçbir koşulda asla uzak kalamadığı yüksek sosyeteden sızan dedikodulardan birini paylaşırdı. Hatta bu memurlar konuşacak bir şey bulamayınca da kendisine Falconet'in yaptığı heykeldeki atın kuyruğunun kesildiği söylenen yüzbaşı hakkındaki malum fıkrayı tekrar tekrar anlatırdı. Uzun lafın kısası, herkes bir şekilde eğlenirken bile Akaki Akakiyeviç kendini asla herhangi bir eğlenceye kaptırmazdı. Hiç kimse hiçbir zaman onu bir akşam davetinde gördüğünü söyleyemezdi. Yazıları temize çekme işini doya doya yapıp keyfini çıkardıktan sonra yatağına yatar, yarını düşünerek gülümserdi. Yarın temize çekmek için Yüce Tanrı ona kim bilir neler neler gönderecekti. Yılda toplam 400 rubleyi bulan maaşıyla haline şükreden bu adamcağız, bu şekilde sessiz ve sakin bir hayatı elden ayaktan düşüp hepten yaşlanıncaya dek böyle sürdürüp gidecek gibi görünmekteydi. Ta ki sadece kendisi gibi devlet bareminin 9. derecesindekilerin değil, 4. 3. 2. kısacası hemen tüm üst derecelerdeki kendileriyle müşavere edilen ve hatta edilmeyen tüm devlet memurlarının bile yollarının üzerine çıkan felaketlerden birisi onun da karşısına çıkana dek. Petersburg'da yılda 400 ruble ya da yaklaşık o kadar geliri olan tüm insanların amansız bir düşmanı vardır. Her ne kadar kimileri tarafından sağlığa gayet yararlı olduğu iddia edilse de bu düşman bizim kuzeye has soğuğumuzdan başkası değildir. Bu soğuk sabah saat 9'da devlet dairelerine gidenler sokakları doldurduğu sırada tam da o vakitlerde herkesin burnuna öyle güçlü, öyle yakıcı fiskeler indirir ki zavallı memurlar burunlarını nereye saklayacaklarını şaşırırlar. Bu sırada üst düzey devlet memurlarının bile şiddetli soğuktan alınları ağrır, gözlerinden yaşlar gelirken zavallı baremin 9. derecesindeki küçük memurlar zaman zaman tamamen korumasız kalırlar. Tüm kurtuluşları incecik paltoları içinde olabildiğince çabuk şekilde 5-6 sokağa geçmekten ve sonra kapıcı bölümünde ayaklarını güzelce yere vurarak yol boyunca tümüyle donmuş olan uzuvlarını ve de aynı zamanda memuriyet görevlerini yapma yetenek ve becerilerini çözmeye çalışmaktan geçmektedir. Akaki Akakiyeviç de günlük mutat yolunu elden geldiğince hızla geçmeye çalışsa da epey bir zamandır sırtının ve omuzlarının ciddi olarak üşüdüğünü hissetmekteydi. Nihayet üşümesine paltosunun sebep olup olmadığını düşünmeye başladı. Evde paltosunu bir güzel inceleyince 3-4 yerden, özellikle de sırttan ve omuzlardan eridiğini, kumaşın iyice inceldiğini, soğuğu ve rüzgarı geçirdiğini, astarının da hepten lime lime olduğunu keşfetti. Bilinmesinde fayda var ki Akaki Akakiyeviç'in paltosu da memurlar arasında alay konusuydu ve artık ona o soylu palto adını bile çok görüp çaput adını takmışlardı. Gerçekten de bu paltonun çok tuhaf bir hali vardı. Yakası sürekli olarak diğer kısımlara yama olarak kullanıldığı için yıldan yıla küçülmekteydi. Üstelik paltodaki yamalar da terzi elinden çıkma değildi. Çok baştan sağma ve özensizce yapılmışlardı. Durumun vahametini anlayan Akaki Akakiyeviç, paltonun Petroviç'e götürülmesi gerektiğine karar verdi. Petroviç, arka merdivenlerden çıkılınca 4. katta bir yerlerde oturan bir terziydi. Tek gözüne ve çopur yüzüne rağmen ayık olduğu ve kafasında olmadık şeyler tasarlamadığı zamanlarda, memurların da başkalarının da paltolarının, hatta fraklarının tamir ve tadilatını yapar, bunda da gayet başarılı olurdu. Bu terzi hakkında uzun uzun konuşmaya pek de gerek yok. Ama ne yapalım ki öykülerde geçen her şahsın karakterinin her yönüyle anlatılması gelenek olduğundan biz de size mecburen Petroviç'i anlatacağız. Önceleri sadece Grigori diye bilinirdi ve bir çiftlik sahibinin serfiydi. Petroviç diye anılmaya ise azat edilip kafayı bir güzel çektiği dönemde başlandı. Önceleri büyük yortuda, sonraları ise bütün yortularda, takvimde haç işaretini gördüğü tüm günlerde içmeye başladı. İçki konusunda tamamıyla dedesinin geleneklerine sadık kaldı. Eşiyle münakaşa ettiğinde ise kadıncağızı maddiyatçılıkla suçlar ve ona Alman karısı diye hitap ederdi. Bir karısı olduğunu ağzımızdan kaçırdığımıza göre onun hakkında iki çift laf etmek boynumuzun borcudur. Ama maalesef onun hakkında fazla bir şey malumumuz değil. Belki de sadece Petroviç'in bir karısı olduğunu, başına başörtüsü örtmeyip şapka taktığını ama güzelliğiyle övünebilecek bir durumda olmadığını söyleyebiliriz. Kadıncağızın şapkasının altında gizlenen yüzüne sadece bıyık oynatıp garip bir ses çıkaran jandarmalar bakarlardı. Petroviç'e giden merdiveni çıkarken, hakkaniyet gereği söylemek lazım ki bu merdivenin basamakları her zaman ıslaktır, çer-çöple kaplıdır ve üzerlerinde Petersburg apartmanlarının tüm arka merdivenlerinde hissedilen, gözleri yakan o alkol kokusu sinmiştir. Akaki Akakiyeviç, terzinin ne talep edeceğini düşünüp içinden asla 2 rubeden fazla vermemeyi tasarlamıştı. Daire kapısı açıktı. Zira neydiği belirsiz bir balığı kızartmakta olan kadın mutfağı öyle bir dumana boğmuştu ki hamam böceklerini bile görmek mümkün değildi. Akaki Akakiyeviç bizzat ev sahibesine bile görünmeden mutfaktan geçti ve nihayet Petroviç'in odasına ulaştı. Petroviç oldukça geniş, ahşap ve boyasız bir masanın üstüne tıpkı bir Türk paşası gibi bağdaş kurarak oturmuştu. Tersilerde çalışırken gelenek olduğu üzere ayakları çıplaktı ve bakar bakmaz insanın gözüne her şeyden önce Akaki Akakiyeviç'in eskiden beri gayet iyi bildiği o şekilsiz, tırnağı kaplumbağanın kalın ve sağlam kabuğuna benzeyen baş parmağı göze çarpıyordu. Petroviç'in boynunda ipek yumağıyla ip yumağı asılıydı. Dizinde ise kaba bir kumaş vardı. Yaklaşık 3 dakikadır iğneyi ipliğe geçirmeye çalışıyor ama bir türlü beceremiyor ve bu yüzden de karanlığa, hatta ipliğe kızıyor ve hafif bir sesle söylenip duruyordu. "Girmiyor bir türlü cenabet şey, canıma yettin artık, rezil." Akaki Akakiyeviç terzinin böyle kızgın olduğu bir zamanda gelmiş olmaktan hiç memnun olmadı. O terzinin kafası dumanlıyken ya da karısının "tek gözlü şeytan kafayı buldu yine" dediği durumdayken ona iş sipariş etmeyi sever ve tercih ederdi. Zira bu durumdayken Petroviç genellikle fiyat kırar ve çabuk razı gelir, hatta her seferinde yerlere kadar eğilerek selam verir ve teşekkürlerini sıralardı. Tabii daha sonra karısı gelir ve kocasının sarhoş olduğunu ve o nedenle düşük fiyat verdiğini ağlayarak ileri sürerdi. Ama üzerine 10 kapik daha ekleyince o da yelkenleri suya indirirdi. Şimdi ise Petroviç gayet ayık, bu nedenle de katı, az konuşan ve Tanrı bilir nasıl bir fiyattan kapı açacak bir halde gözükmekteydi. Akaki Akakiyeviç duruma anında ayıldı ve hemen geri dönmek istedi ama artık ok yaydan çıkmıştı. Petroviç bir gözünü ısrarla ona dikti ve Akaki Akakiyeviç ister istemez "Merhaba Petroviç" demek zorunda kaldı. Petroviç ise cevaben "Merhaba beyefendi" dedi ve kendisine nasıl bir ganimetle geldiğini anlamak için gözünü Akaki Akakiyeviç'in eline çevirdi. "Ben işte sana geldim Petroviç, şey için." Bu arada Akaki Akakiyeviç'in konuşurken sık sık kesinlikle hiçbir anlam ifade etmeyen edatlar, zarflar, hatta bağlaçlar kullandığını bilmekte de fayda var. Eğer anlatması gereken şey karmaşıksa o zaman cümleyi hiç tamamlamama gibi de bir huyu vardı. Çoğu vakit söze bu tamamen" diye başlar ama gerisini getiremez. Üstelik cümleyi tamamlamadığını da unutur, gereken her şeyi ifade ettiğini sanırdı. "Ne var?" diye sordu Petroviç. Bir yandan da tek gözüyle yakasından başlayarak kollarına, omuzlarına, eteğine, hatta iliklerine varıncaya değin Akaki Akakiyeviç'in resmi elbisesini dikkatle inceliyordu. Gördükleri çok tanıdıktı. Zira hepsi kendi ellerinin ürünüydü. Ancak böyle bakmak terzilerin bir alışkanlığıdır zaten. Biriyle karşılaştıklarında ilk iş bunu yaparlar. "Ben şunun için Petroviç, hani şu benim paltom kumaş, işte görüyor musun? Diğer tüm taraflarda gayet sağlam duruyor ama işte sadece bir yerde biraz sanki sırt tarafında, bir de omuzlardan birisinde biraz dedelenmiş. İşte bu omuzda birazcık, görüyor musun? Hepsi bu. Yapılacak işte gayet az." Petroviç çaputu eline aldı. Önce güzelce masanın üzerine yaydı. Uzun uzun inceledi. Kafasını salladı ve bir eliyle pencere kenarında duran, üzerinde yüzünün denk geldiği kısım sürekli olarak parmakların temas etmesi sonucu delinip üzerine dört köşe bir kağıt parçası yapıştırılmış olduğundan tam olarak hangi general olduğu anlaşılmayan bir general portresi çizilmiş olan oval enfiye kutusuna uzandı. Burnuna biraz enfiye çektikten sonra Petroviç çaputu eliyle iyice gererek ışığa tutup bir kez de böyle gözden geçirdi ve sonra tekrar başını iki yana salladı. Sonra ters yüz edip astarını meydana çıkardı ve yine kafasını salladı. Peşinden yüzüne kağıt yapıştırılmış general portreli enfiye kutusunun kapağını tekrar açarak burnuna biraz daha enfiye çekip ardından kutunun kapağını kapayıp kaldırdı ve nihayet konuştu. "Yok, tamiri mümkün değil, çok kötü durumda." Bunu işiten Akaki Akakiyeviç'in yüreği hopladı. "Nasıl tamiri mümkün değil Petroviç?" diye sordu. Adeta çocuk gibi yalvaran bir sesle. "Hepi topu, omuzları biraz erimiş. Sen de oraları yamayacak uygun kumaş parçaları vardır muhakkak." "Uygun parça bulunur bulunmasına," dedi Petroviç. "Ama onları nereye dikeceğim? Dikmek imkansız. Gel kendin bak. Buraları hepten erimiş gitmiş. İğneyi soktun mu tamamen dağılır, parçalanır." "Dağılsın varsın. Sen de hemen bir yama yapıverirsin." "Yahu yamayı koyacağım ve dikeceğim yer yok diyorum sana. Çok eskimiş bu. Ancak adı kalmış kumaş diye. Yoksa kendi yok yani. Bir rüzgar esse dağılıp gidecek bak." "Sen hele bir tutturuver. Nasıl olmaz? İnanılmaz yani." "Hayır," dedi kesin bir tonla Petroviç. "Hiçbir şey yapılamaz. Elden bir şey gelmez. Siz en iyisi kış gelince bundan kendinize tozluk yaptırın. Zira çorap insanın ayağını ısıtmıyor hiç. Bu çorabı daha fazla para kazanmak için Almanlar icat etmiş." Petroviç fırsatını bulduğunda Almanlar aleyhine konuşmayı severdi. "Paltoya gelince de açık ki yenisini diktirmelisiniz." Yeni sözcüğünü duyduğu anda Akaki Akakiyeviç'in gözleri karardı. Odadaki tüm eşyaları bulanık görmeye başladı. Net bir şekilde görebildiği sadece Petroviç'in enfiye kutusunun kapağı üzerindeki yüzü kağıtla kaplı generaldi. "Nasıl yenisini?" dedi sanki bir kabus görüyormuş gibi. Hem benim bunun için param da yok ki." "Evet, yenisini diktirmelisin," dedi insafsız bir sükunetle Petroviç. "Peki yenisini diktirmek gerekse o zaman kaça?" "Yani kaça mı mal olur?" "Evet." "Hepi topu 3.50'liği biraz geçer, o kadar," dedi Petroviç ve bu esnada da dudaklarını anlamlı bir şekilde büzdü. Karşısında etki uyandırmayı çok seven Petroviç, birisini aniden şaşırtmaya ve sonra da söylediklerinin etkisiyle muhatabının yüz ifadesini göz ucuyla süzmeye bayılırdı. "Bir palto için 150 ruble ha?" diye haykırdı zavallı Akaki Akakiyeviç. Belki de doğduğundan beri sessizliğiyle bilinen bu adamcağız hayatında ilk defa bağırmıştı. "Evet efendim," dedi Petroviç. "Ama nasıl palto olacağına bağlı. Eğer yakasına sansar kürkü koyulup kapşon astarı da ipekten yapılırsa o zaman 200 rubleyi de bulabilir." Petroviç lütfen, dedi yalvaran bir sesle Akakiy Akakiyeviç. Terzi'nin söylediklerini ve tüm o araya sıkıştırdığı her türden ses efektlerini dinlemiyor ve dinlememek için çaba gösteriyordu. Ne yapıp edip şunu tamir et de hiç olmazsa bir süre daha giyeyim. Yok, olmaz. Hem emek hem de harcanan para boşa gitmiş olur, dedi Petroviç. Akakiy Akakiyeviç bu sözlerden sonra tam anlamıyla beyninden vurulmuşa dönerek odadan çıktı. Petroviç zavallı adam odadan çıktıktan sonra uzunca bir süre elindeki işe dönmeden hem kendisini hem de mesleğinin onurunu koruduğu için kendinden memnun bir ruh hali içinde dudaklarını büzmüş halde öylece oturdu. Akakiy Akakiyeviç sokağa çıktığında sanki rüyada gibiydi. "Şu işe bak yahu, nasıl bir şey bu böyle?" diye konuşmaya başladı içinden. "Bunun böyle olacağı aklımın ucuna bile gelmemişti yani." Kısa bir süre sessiz kaldıktan sonra ekledi. "Demek böyle ha? Sonunda ne oldu? Ben işin aslında böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim bile." Yine uzunca bir süre sustuktan sonra devam etti. "Şu işe bak hele. Hiç beklenmedik bir durum işte bu. Yani ben bunu böyle, yani akla gelir miydi ki böyle bir durum olsun?" İçinden bunları geçirdikten sonra evine gitmek yerine ne yaptığının hiç farkına varmadan tam ters tarafa doğru yürümeye başladı. Yolda yürürken önce bir baca temizleyicisi ona çarparak omzunu boydan boya kirletti. Sonra da yeni inşa edilmekte olan bir evin önünden geçerken başına yukarıdan koca bir kireç parçası düştü ve o bunun farkına varmadı. Sadece ucu baltalı kargısını yanına bırakıp enfiyesini muhafaza ettiği bağa kutudan nasırlı avcuna enfiye koymakta olan polisi görünce biraz kendine geldi. O da ancak polisin kendisine "Be adam, ne diye üstüme doğru yürüyorsun? Kaldırım ne güne duruyor?" diye bağırması üzerine. Ancak o zaman nerede olduğunun farkına vararak geri dönüp evinin yolunu tuttu. Yolda giderken yavaş yavaş düşüncelerini toparladı. Durumunu açık ve kesin haliyle gördü. İçinden kendi kendiyle yaptığı konuşma artık kopuk kopuk olmaktan çıktı. Bir düzene girdi ve sanki mahrem ve önemli bir meseleyi konuşabileceği en yakın arkadaşıyla istişare eder gibi gizlisi saklısı olmayan ve makul bir hale büründü. "Yo, hayır," dedi Akakiy Akakiyeviç. "Bu durumda Petroviç'le daha fazla konuşmanın anlamı yok. Şimdi belli ki karısı onu bir güzel benzetmiş. En iyisi ona pazar günü sabahtan gideyim ben. Cumartesi akşamı kafayı bir güzel çekmiş olduğundan pazar sabahı başı dumanlı ve tek gözü de iyice kaymış bir halde olacaktır. Bu nedenle kendine gelmesi için çivi çiviyi söker kabilinden tekrar içmesi gerekecektir. Ama karısı ona bir kapik bile vermeyeceğinden ben eline 10 kapik sıkıştırdım mı hem daha konuşkan olacaktır hem de o zaman paltoyu, evet işte böyle." Akakiy Akakiyeviç işte bu şekilde kendi kendine konuşup, akıl yürütüp, kendini cesaretlendirerek önündeki ilk pazar gününe kadar sabırla bekledi. Pazar günü Petroviç'in karısının binadan ayrıldığını görür görmez hiç beklemeden içeri daldı. Tam tahmin ettiği gibi dünden kalma olan Petroviç, tek gözü iyice yana kaymış, kafası önüne düşmüş, bir türlü ayılamamış bir haldeydi. Ancak bu haline rağmen meseleyi anlar anlamaz sanki şeytan dürtmüş gibi birden kendine geldi. "Olmaz," dedi. "Lütfen yenisinin dikilmesini sipariş edin." Akakiy Akakiyeviç anında eline 10 kapiyi sıkıştırıverdi. "Minnettarım beyefendi. Sizin sağlığınıza içip biraz kendime gelirim," dedi Petroviç. "Ama artık siz de şu palto için endişelenmeyiniz. Eskisi artık hiçbir işe yaramaz. Ben size dillere destan olacak yeni bir palto dikeceğim. Göreceksiniz." Akakiy Akakiyeviç bir kez daha eski paltonun onarılmasından dem vuracak oldu ama Petroviç onu hiç dinlemeden atıldı. "Ben size muhakkak yeni bir palto dikeceğim. Bana güvenebilirsiniz. Elimden geleni yapacağım. Hatta modaya uygun bir şey de dikebilirim. Yakayı kumaşa gümüş kopçalarla tutturabilirim. Akaki Akakiyeviç işte o zaman yeni bir palto diktirmeden bu işten sıyrılamayacağını anladı ve ruhen hepten çöktü. Gerçekten de nasıl, ne şekilde, hangi parayla bu işi yaptırabilirdi ki? Elbette kısmen gelecek bayramda alacağı ikramiyeye güvenebilirdi ama alacağı bu paranın harcanacağı yerler çoktan belirlenmişti. Yeni bir pantolon alması, kunduracıya eski çizmelerine vurdurduğu pençelerden kalan borcunu ödemesi, ayrıca dikişçi kadına 3 gömlek ve isminin burada anılmasının uygun olmayacağı 2 adette iç çamaşırı dikmesi için sipariş verilmesi gerekiyordu. Kısacası gelecek paranın tamamının harcanacağı yerler önceden belliydi ve ola ki müdür eli açık davranıp ikramiye olarak 40 yerine 45 ya da 50 ruble verecek bile olsa elinde yine de çok az bir para olacaktı. Bu paraysa paltonun bedelinin yanında devede kulak kalacaktı. Gerçi Petroviç'in fiyat söylerken çok yüksekten uçtuğunu elbette gayet iyi biliyordu. Hatta öyle ki bazen karısı bile buna dayanamaz ve şöyle bağırırdı. "Sen delirdin mi salak herif? Başka zaman neredeyse bedavaya yaptığın iş için şimdi nereden aklına estiyse tutmuşsun böyle bir fiyat veriyorsun. Bırakın yaptığı işi, herifin kendisi bile o para etmez a dostlar." Oysa Akaki Akakiyeviç terzinin sonunda paltoyu 80 rubleye de dikmeye razı olacağını bilmekteydi. Ama parayı nereden bulacağı tam bir bilmeceydi. Yarısı olsa onu bulması mümkündü. 80'in yarısı, hatta biraz daha fazlası kendisine mevcuttu ama diğer yarısını nereden bulacaktı? Ama sizler bu ilk yarının nasıl mevcut olduğunu bilmelisiniz. Akaki Akakiyeviç'in harcadığı her ruble başına bir kapiyi, üzerinde içine para atılabilecek bir deliği olan kilitli küçük bir kutuya atmak gibi bir alışkanlığı vardı. Yarım yılda bir biriken bu bakır paraları sayar ve onları gümüş paralarla bütünlerdi. Bu işi epeydir yapmaktaydı ve böylece geçen yıllar içinde kutuda biriktirdiği para 40 rubleyi geçmişti. Demek ki palto parasının yarısı mevcuttu. Ancak diğer yarıyı nereden bulmalıydı? Kalan 40 rubleyi nasıl temin edebilirdi? Akaki Akakiyeviç düşündü, taşındı ve olağan günlük harcamalarını en az 1 yıl boyunca azaltması gerektiğine karar verdi. Akşamları çay içmekten vazgeçecekti. Mum yakmayacak, eğer çalışmak için ışık gerekirse ev sahibesinin odasına gidecekti. Yollarda yürürken yere daha yumuşak, neredeyse parmak ucuyla taşlara ve döşemelere dikkat ederek basacak ve böylece çizmelerinin pençeleri çabucak eskimeyecekti. Çamaşırlarını yıkaması için çamaşırcı kadına olabildiğince daha seyrek başvuracak, çamaşırlarının çabuk kirlenmemesi ve aşınmaması için de eve gelir gelmez hemen soyunup çok eski ama zamana gayet iyi dayanmış olan pamuklu hırkasını geçirecekti sadece sırtına. Doğruyu söylemek gerekirse önceleri bu tür sınırlamalara alışması biraz zor oldu. Ama sonra bir şekilde alıştı ve işler yoluna girdi. Hatta akşamları aç kalmayı gayet güzel öğrendi ama buna karşılık düşüncelerinde gelecekte giyeceği paltosunun sonsuz hayaliyle manevi olarak beslenmekteydi. O andan itibaren tüm varlığı sanki daha bir eksiksiz ve tam hale gelmiş, sanki evlenmiş gibi, sanki başka bir insan onunla birlikteymiş gibi, sanki yalnız değilmiş de hoş bir hayat arkadaşı onunla yaşam yolunu birlikte yürümeye razı olmuş gibiydi. Bu hayat arkadaşı ise kalın pamuklu kumaşı, aşınmamış yepyeni ve sağlam astarıyla yeni paltosundan başkası değildi. Akaki Akakiyeviç sanki daha bir canlanmış, hatta kendisine bir hedef belirleyip önüne koymuş bir insan gibi karakteri daha bir sağlamlaşmıştı. Şüphe ve kararsızlık, kısacası tüm bocalayan ve belirsiz hatlar hem yüzünden ve hem de davranışlarından kendiliğinden uzaklaşmıştı. Zaman zaman gözlerinde bir ateş dolanmakta, hatta kafasında en cüretkar ve cesur düşünceler uçuşmaktaydı. Acaba gerçekten de yakasına sansar kürkü koymalı mıydı? Bu tür düşünceler onu neredeyse bir atalete sürükleyecekti. Bir keresinde bir evrakı temize çekerken az daha bir yanlış yapıyordu. Öyle ki neredeyse duyulur bir sesle "Ah!" diye haykırdı ve istavroz çıkardı. Sonraki zamanda kumaşının nereden, hangi renkte, kaç paraya satın alınmasının iyi olacağını belirlemek ve palto hakkında enine boyuna konuşmak için her ay en az bir kere Petroviç'e uğrar olmuştu. Tüm bunların satın alınıp nihayet paltonun dikileceği zamanında geleceğini tatlı tatlı düşünerek birazcık kaygılı ama aynı zamanda hep tatmin olmuş olarak evine dönerdi. İş onun umduğundan da hızlı olup bitti. Müdürü ona her türlü beklentisinin de üstünde 40 ya da 45 değil, tamı tamına 60 ruble ikramiye ödenmesini kararlaştırmıştı. Acaba Akakiy Akakiyeviç'in bir paltoya ihtiyacı olduğunu mu hissetmişti, yoksa sadece tesadüfen mi böyle olmuştu? Her neydiyse sonuçta şimdi onun elinde fazladan 1,20 ruble vardı. Bu durum işleri hızlandırdı. Birkaç ayı daha bir miktar açlığa talim ederek geçirdikten sonra Akakiy Akakiyeviç tam da 80 ruble civarında parayı denkleştirmeyi başardı. Oldukça sakin atan kalbi artık hızlı hızlı atmaya başlamıştı. İlk fırsatta Petroviç'le mağazalara gittiler. Çok güzel bir kumaş satın aldılar ki bu hiç de şaşırtıcı değildi. Zira 6 aydır bu konuda hazırlık yapıyorlardı. Hemen her ay mağazalara uğrayıp kumaş ve fiyat bakıyorlardı ve sonunda Petroviç'in daha da iyisi bulunmaz dediği kumaşı aldılar. Astarı için pamuklu bir kumaş seçtiler. Ama bu kumaş da öyle kaliteli ve sağlamdı ki Petroviç'in sözüyle ipekten bile daha iyi, ondan daha parlak ve hoş görünümlüydü. Sansar kürkü almadılar. Zira açıkçası çok pahalıydı. Ama onun yerine mağazada bulunabilecek en iyi kedi kürkünü satın aldılar. Bu kürk o kadar iyiydi ki uzaktan basbayağı sansar kürkünü andırıyordu. Petroviç paltonun dikimiyle sadece 2 hafta uğraştı. Aslında dikiş işi çok fazla olmasaydı daha da önce bitirirdi. Dikim için 12 ruble aldı. Daha azı mümkün değildi. Hem ipek iplikle hem de sıkı sıkı çift dikiş yapmıştı. Üstelik ipleri dişleriyle çekerek tüm dikişleri sıkılaştırmıştı. Ve sonunda bir gün, tam olarak hangi gün olduğunu söylemek güçtü ama muhtemelen Petroviç'in paltosunu ona getirdiği gün, Akakiy Akakiyeviç'in hayatındaki en coşkulu gündü. Paltoyu ona sabah erkenden tam da henüz daireye gitmek için evden çıkmadan önce getirmişti. Palto tam zamanında gelmişti. Zira sert soğuklar başlamıştı ve daha da sert ayazların eli kulağındaydı. Petroviç yol yordan bilen bir terzi olarak diktiği paltoyu bizzat getirmişti. Yüzünde Akakiy Akakiyeviç'in daha önce hiç görmediği çok anlamlı bir ifade vardı. Sanki o anda Petroviç oldukça önemli bir iş yaptığını biliyor, sadece astar değiştiren, giysi ters yüz edip tadilat yapan terzilerle yeni bir giysi diken terziler arasındaki o büyük farkı tam anlamıyla hissediyor gibiydi. Paltoya sarmış olduğu yazmayı açarak paltoyu çıkardı ve yeni yıkanmış olan yazmayı daha sonra kullanmak üzere katlayarak cebine koydu. Paltoyu çıkardıktan sonra büyük bir gururla baktı. 2 eliyle tutarak ustaca bir hareketle Akakiy Akakiyeviç'in omuzlarına konduruverdi. Sonra eliyle hafifçe ön taraftan aşağı çekiştirdi ve arka tarafını da düzelterek düğmeleri iliklenmemiş halde paltonun tam olarak üzerine oturmasını sağladı. Akakiy Akakiyeviç, yaşını almış bir devlet memuru sıfatıyla paltonun sadece omuzlarında atılı olarak durmasıyla yetinmeyip kollarını da giyerek denemek istedi. Petroviç paltoyu tamamen giymesine yardım etti ve görüldü ki kolları da tam gelmekteydi. Kısacası palto ona tam gelmiş, ölçülerine mükemmel bir şekilde uygun dikilmişti. Petroviç elbette fırsatı kaçırmadı ve sırf tabelası olmadan küçük bir sokakta yaşadığı ve Akakiy Akakiyeviç'i uzun zamandır tanıdığı için paltoyu bu kadar ucuza dikmiş olduğunu ama mesela Nevski Caddesi'nde böyle bir paltonun sırf işçiliğine 75 ruble isteyeceklerini söyledi. Akakiy Akakiyeviç Petroviç'le bu konuda tartışmak istemedi. Üstelik onun yağmur gibi yağdırmayı sevdiği bütün o kocaman rakamlardan korkuyordu. Ödemeyi yaptı, teşekkür etti ve üzerinde yeni paltosuyla çalıştığı dairenin yolunu tuttu. Petroviç de onun arkasından çıktı ve sokakta dikilip uzun süre arkasından paltoya baktı. Peşinden de koşup kestirme ara sokaklardan Akaki Akakiyeviç'in önüne çıkarak bu kez de doya doya önden baktı. Bu sıradaysa Akaki Akakiyeviç tam bir bayram havasında mutluluk içinde yürümekteydi. Her dakika, her an sırtında yeni bir palto olduğunu hissediyordu. Hatta birkaç kez duyduğu memnuniyetten dolayı gülümsedi bile. Aslında paltonun iki yararı vardı. Bir taraftan insanı sıcak tutuyordu, diğer taraftan da güzelleştiriyordu. Bir de baktı ki yürüdüğü yolun farkına bile varmadan çoktan daireye gelmiş bile. Paltosunu girişte çıkarıp güzelce her tarafına baktıktan sonra asarken özel bir itina göstermesini isteyerek kapıcıya teslim etti. Nasıl olduysa olmuş, birdenbire dairede çalışan herkes Akaki Akakiyeviç'in çaputunun artık rafa kalktığını ve onun yeni bir paltoya sahip olduğunu öğrenmişti. Herkes hemen Akaki Akakiyeviç'in paltosunu görebilmek için vestiyere koştu. Sonra da onu selamlamaya ve tebrik etmeye giriştiler. Öyle ki önceleri gülümseyen Akaki Akakiyeviç sonraları artık mahcup olmaya başladı. Hepsi etrafına toplanıp yeni paltoyu ıslatmak gerektiğini, en azından bir akşam herkese bir ziyafet düzenlemesi gerektiğini söylediğinde ise hepten şaşırdı. Ne diyeceğini, nasıl reddedeceğini bilemedi. Birkaç dakika sonra pancar gibi kızarmış bir halde oldukça safça paltonun hiç de yeni olmadığını, öylesine bir palto olduğunu, eski bir palto olduğunu geveleyerek insanları ikna etmeye çalıştı. Nihayet memurlardan biri, hem de bir şube müdür yardımcısı, muhtemelen kibirli davranmayıp aslarıyla münasebeti olduğunu göstermek amacıyla şöyle dedi. "Öyle olsun bakalım. Akaki Akakiyeviç'in yerine sizleri bu akşam çaya ben davet ediyorum. Üstelik şu rastlantıya bakın ki bugün benim isim günüm." Memurların hepsi doğal olarak hemen şube müdür yardımcısını tebrik ve davetini memnuniyetle kabul ettiler. Akaki Akakiyeviç itiraz etmek istedi ama herkes bunun hoş kaçmayacağını, ayıp olacağını söyleyince kabul etmek zorunda kaldı. Hatta daha sonra bu davete de yeni paltosuyla gitme fırsatı elde edeceğini düşününce hoşuna bile gitti. O gün sabahtan akşama kadar onun için gerçekten tam bir bayram coşkusunun yaşandığı gün oldu. Evine büyük bir mutluluk ve keyifle döndü. Paltosunu çıkardı ve kumaşına, astarına, kendinden geçercesine baktıktan sonra özenle duvara astı. Daha sonra da ikisini yan yana görüp karşılaştırmak için eski çaputunu ortaya çıkardı. Giysileri karşılaştırırken dayanamayıp güldü. Aradaki fark o kadar büyüktü. Daha sonra yemekte de eski paltosunun hali gözünün önüne geldikçe uzun süre gülümsemekten kendini alamadı. Yemeğini neşeyle yedi ve yemekten sonra tek satır bile temize çekmedi. Sadece hava kararıncaya kadar yatakta pinekledi. Sonra da daha fazla oyalanmadan giyindi. Paltosunu omuzlarına alıp sokağa çıktı. Onu davet eden memurun tam olarak nerede yaşadığını maalesef söyleyemeyeceğiz. Hafızamız bizi ciddi olarak yanıltmaya başladı ve Petersburg'da tüm sokaklar ve apartmanlar kafamızda öylesine birbirine geçti, öylesine karıştı ki buradan doğru düzgün bir bilgi elde etmek imkansız. Ne olursa olsun en azından şube müdür yardımcısının şehrin en itibarlı kısmında yaşadığı bir gerçekti. Ve bu da demekti ki evi Akaki Akakiyeviç'e hiç de yakın değildi. Akaki Akakiyeviç'in önce kötü aydınlatılmış bir takım boş sokaklardan geçmesi gerekiyordu. Ama memurun evine yaklaştıkça sokaklar canlanmaya, kalabalıklaşmaya ve daha iyi aydınlatılmaya başlandı. Daha fazla yayaya rastlanır oldu. Güzel giyinmiş kadınlara da denk geliniyordu. Erkeklerin ise yakalarında samurkürkler belirmeye başlamıştı. Gösterişsiz arabacıların sürdüğü, tahta korkuluklarına altın yaldızlı çiviler çakılmış kızaklara gittikçe daha az, ahududu rengi kadife şapka giymiş, ayı postu battaniyeli, baba yiğit görünümlü, oturdukları yer bile gayet güzel süslenmiş sürücülerin sürdüğü, tekerlekleri karın üzerinde gıcırdayarak sokaktan rüzgar gibi geçen cilalı kızaklara ise gittikçe daha çok rastlanmaktaydı. Akaki Akakiyeviç tüm bunlara kendisi için çok yeni şeylermiş gibi bakmaktaydı. Yıllardır akşamları sokağa çıkmıyordu. Bir dükkanın aydınlatılmış cam mekanının önünde durarak içerideki bir tabloya merakla bakmaya başladı. Bu tabloda ayakkabısını çıkaran ve böylece gayet hoş gözüken çıplak bacağını sergileyen güzel bir kadın resmedilmişti. Arkasındaysa kalın favorileri ve çenesinde İspanyol tipi hoş bir sakalı olan bir adam başka bir odanın kapısından başını çıkarmıştı. Akaki Akakiyeviç başını iki yana salladı, gülümsedi ve sonra da yoluna devam etti. Niçin gülümsemişti? Acaba çok iyi bilmediği ama herkeste olduğu gibi kendisinde de saklı olan bir duyguyu uyandıran bir görüntüyle karşılaştığı için mi? Yoksa o da pek çok diğer memur gibi şöyle düşündüğü için mi gülümsemişti? Ah şu Fransızlar! Ne söylemeli? Bunlar bir şeyi istediklerinde muhakkak... Ama belki de bunu bile düşünmemişti. Hem zaten bir insanın ruhuna girip düşündüğü ne varsa her şeyi öğrenmek mümkün değil ki. Nihayet şube müdür yardımcısının oturduğu apartmana ulaştı. Görünüşe bakılırsa şube müdür yardımcısı rahat bir hayat sürmekteydi. Dairesi 2. kattaydı ve merdivenlerde fener yanmaktaydı. Hole giren Akaki Akakiyeviç yerde sıralanmış pek çok ayakkabı olduğunu gördü. Odanın ortasında fokur fokur kaynayan ve dumanı tüten bir semaver durmaktaydı. Duvarlarda paltolar ve pardösüler asılıydı. Hatta bunların bazılarının yakaları samur kürkten veya kadifedendi. Duvarın ardından kapı açılıp elinde krema kabı, peksimet sepeti ve kirli bardakları koyduğu tepsiyle uşak içeri girdiği anda daha yoğun ve net işitilen gürültü ve konuşmalar geliyordu. Memurların çoktan bir araya geldiği ve ilk bardak çaylarını içtikleri belli oluyordu. Paltosunu kendi elcazıyla duvara asan Akaki Akakiyeviç odaya girdi ve bir anda gözüne mumlar, memurlar, pipolar, iskambil masaları çarptı. Her taraftan yükselen konuşmalar ve hareket ettirilen iskemlelerin gıcırtıları kesik kesik ve karmakarışık biçimde kulağına çalındı. Odanın ortasında ne yapacağını tam bilemeden şaşkınca dikildi. Ama onu hemen fark ettiler. Haykırışlarla karşıladılar ve sonra hemen hep birlikte hole çıkıp tekrar onun paltosuna baktılar. Akaki Akakiyeviç kısmen mahcup olsa da temiz yürekli birisi olarak paltosunun nasıl övüldüğünü görünce sevinmeden edemedi. Sonra elbette herkes onu da paltoyu da bırakıp her zamanki gibi iskambil oyunu için ayrılan masalara hücum etti. Tüm bunlar, kalabalığın konuşmaları ve çıkardığı gürültü Akaki Akakiyeviç için şaşırtıcı ve tuhaftı. Nasıl davranması, nasıl durması gerektiğini bilemiyor, ellerini ayaklarını nereye koyacağını kestiremiyordu. Nihayet iskambil oynayanların yanına oturup ellerindeki kağıtlara bir onun bir diğerinin yüzüne bakmaya başladı. Ve bir süre sonra da sıkılmaya, esnemeye başladı. Zaten her zaman yattığı saat çoktan gelip geçmişti bile. Ev sahibiyle vedalaşmak istedi ama onu bırakmadılar ve yeni paltonun şerefine muhakkak bir kadeh şampanya içmesi için ısrar ettiler. Bir saat sonra da salata, söğüş dana eti, ezme, börek ve şampanyadan oluşan yemeğe geçildi. Akaki Akakiyeviç'i 2 kadeh şampanya içmeye zorladılar. Bunları içtikten sonra ona sanki odadaki neşe ve eğlence artmış gibi gelmişti. Ama saatin 12'ye geldiğini ve artık eve yollanması gerektiğini unutamıyordu. Ev sahibinin gidişini engellememesi için odadan usulca çıktı. Holde paltosunu aradı ve üzüntüyle yere düşmüş olduğunu gördü. Hemen elini alarak güzelce silkeleyip temizledi ve sırtına geçirdikten sonra merdivenlerden inerek sokağa çıktı. Sokak hala aydınlıktı. Sıradan basit insanların değişmez kulüpleri olan bazı küçük dükkanlar hala açıktı. Kapalı olan dükkanların kapı aralığından dışarı yansıyan ışık hüzmeleri ise onların da bu saatte tenha olmadığını ve belki de buralarda kimi hizmetçilerin ve uşakların hala sohbete devam ettiğini, böylelikle nereye kaybolduklarını bilmeyen efendilerini merakta bıraktıklarını anlatmaktaydı. Akakiy Akakiyeviç mutlu mesut yürüyordu. Bir ara nasıl olduysa yanından yıldırım gibi geçip giden, vücudunun her yanı ayrı oynayan bir kadının arkasından bile koştu. Ama sonra ne yaptığının ayırdına vararak durdu ve adeti olduğu şekilde ağır adımlarla yürümeye devam etti. Bir yandan da nasıl olup da böyle bir koşu tutturduğuna şaşırıyordu. Kısa bir süre sonra karşısına gece bir yana, gündüz vakti bile insanın içini karartan ıssız sokaklar çıkmaya başladı. Bu saatte ise ortalık daha da tenha ve ıssız gözükmekteydi. İçlerindeki yağ bitmeye yüz tuttuğu için fenerlerin ışığı bile zayıflamıştı. Ahşap evler, çitler görünmeye başlamıştı. Tek bir canlı bile gözükmüyordu. Sadece sokaklardaki kar parlıyor ve uykuya dalan viran kulübeler kapalı panjurlarıyla hüzünle kararıyorlardı. Sokağın diğer tarafında zorlukla seçilen evlerin korkunç bir çölü andıran devasa meydanla birleştiği yere iyice yaklaşmıştı. İleride Tanrı bilir nerede, sanki dünyanın ucundaymış gibi duran bir polis kulübesinin ışığı titriyordu. Akakiy Akakiyeviç'in neşesi işte tam burada tamamıyla kaçtı. Sanki kalbine kötü bir şeyler doğmuş gibi gayri ihtiyari bir korkuyla meydana ayak bastı. Geriye ve etrafına bakındı. Sanki etrafı karanlık bir denizle çevrilmiş gibiydi. "Yok, en iyisi hiç bakmamak" diye düşündü ve gözlerini kapayarak ilerledi. Ve meydanın sonuna gelip gelmediğini anlamak için gözlerini açtığında aniden önünde, neredeyse burnunun dibinde, kim olduklarını ayırt edemediği bir takım bıyıklı adamların dikildiğini gördü. Gözleri dumanlandı ve kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. "Bak hele, bu benim paltom yahu" diye kükredi içlerinden birisi Akakiy Akakiyeviç'in yakasına yapışarak. Akakiy Akakiyeviç tam "imdat" diye bağıracak olduğu sırada bir diğeri kafası büyüklüğündeki yumruğunu onun ağzına yaklaştırarak "hele bir bağır" dedi. Akakiy Akakiyeviç sadece üzerinden paltosunu çıkarıp aldıklarında dizlerine attıkları tekmeyi hissetti ve doğrudan karların üzerine düştü. Başka da bir şey hissetmedi. Birkaç dakika sonra kendine geldi ve ayağa kalktı. Ama ortalıkta kimse kalmamıştı. Soğuk olduğunu, paltosunun olmadığını hissetti ve bağırmaya başladı. Ama sesi meydanın diğer tarafına ulaşamayacak kadar zayıf çıkıyordu. Umutsuzluk içinde ama bağırmayı bırakmadan meydanı baştan başa kat ederek yanında ucu baltalı mızrağına dayanmış bir polisin dikilmekte olduğu polis kulübesine koştu. Polis adamın birisinin ta uzaktan bağırarak niye üzerine doğru koştuğunu merakla anlamaya çalışıyor gibiydi. Akakiy Akakiyeviç polisin yanına ulaştığında nefes nefese onun uyuduğunu, görevini yapmadığını, kendisinin soyulduğunu görmediğini haykırmaya başladı. Polis ise ona hiçbir şey fark etmediğini, sadece onu meydanın ortasında iki adamın durdurduğunu gördüğünü ama arkadaşları olduğunu düşündüğünü söyledi. Peşinden de boş yere yaygara yapmayı bırakıp yarın sabah muhakkak polis müfettişine çıkması gerektiğini, müfettişin paltoyu çalanı bulacağını ekledi. Akakiy Akakiyeviç evine tamamıyla perişan bir halde döndü. Şakaklarında ve ensesinde halen dökülmemiş olan bir tutam saçı tamamen dağılmış, üstü başı her tarafı kar içinde kalmıştı. Ev sahibesi yaşlı kadın kapının şiddetle çalındığını duyunca telaşla yatağından fırlamış ve aceleyle sadece tek ayağına geçirebildiği terlikle kapıyı açmaya koşmuştu. Alışkanlıkla bir eliyle geceliğinin göğsünü kapayarak kapıyı araladı ve Akakiy Akakiyeviç'i o haliyle görür görmez kapıyı tamamen açarak geri çekildi. Adamcağız ne olduğunu anlatınca da ellerini çırparak onun dosdoğru emniyet amirine gitmesi gerektiğini, karakol polisinin onu başından savacağını, yardım edeceğini söyleyip sonra da hiçbir şey yapmayacağını, bu nedenle doğrudan emniyet amirine çıkması gerektiğini, hatta kendisinin emniyet amiriyle tanışık olduğunu, zira eskiden yanında aşçılık yapmış olan Fin kadın Anna'nın artık amirin evinde mürebbiye olarak çalıştığını Üstelik kendisinin de evin önünden arabayla geçerken polis amirini şahsen gördüğünü, her pazar kiliseye ibadete giden amirin herkese güler yüz gösterdiğini, dolayısıyla iyi bir insan olması gerektiğini peş peşe sıralayıverdi. Ev sahibesinin tüm bu söylediklerini dinleyen Akakiy Akakiyeviç, düşünceli bir halde odasına girdi. Geceyi nasıl geçirdiğini tahmin etmeyi, kendisini onun yerine koyabilenlere bırakıyorum. Sabah erkenden emniyet amirine yollandı ama amirin henüz uyumakta olduğunu söylediler. Saat 10'da tekrar gitti. Yine uyuduğunu söylediler. Saat 11'de gittiğinde ise çıktığını söylediler. Öğle tatilinde gittiğinde ise katipler onun yemekte olduğunu söyleyerek yanına sokmadılar ve ne amaçla geldiğini, ne olduğunu, niçin görmek istediğini muhakkak öğrenmek istediler. Öyle ısrar ettiler ki en sonunda Akakiy Akakiyeviç ömründe ilk kez tavır koydu ve çok kesin bir dille emniyet amirini şahsen görmesi gerektiğini, kendisine engel olmaya hakları olmadığını, devlet dairesinden resmi bir vazifeyle geldiğini söyledi ve eğer kendisine engel oldukları için haklarında şikayette bulunursa işte o zaman günlerini göreceklerini ekledi. Katipler artık bu sözler karşısında hiçbir şey diyemediler ve içlerinden birisi emniyet amirine bilgi vermeye gitti. Emniyet amiri palto soygunu vakasını çok tuhaf bir şekilde karşıladı. İşin özüyle ilgileneceği yerde Akakiy Akakiyeviç'e evine niçin geç döndüğünü, uygunsuz bir yere girip girmediğini, böyle yerlere takılıp takılmadığını ve benzeri sorular sormaya başladı. Öyle ki Akakiy Akakiyeviç çok şaşırıp mahcup oldu ve onun yanından paltosunun çalınmasıyla ilgili şikayetini kayda alıp almadıklarını bile bilemeden çıkmak zorunda kaldı. O gün ömründe ilk kez daireye tüm gün hiç uğramadı. Ertesi gün üzerinde eskisinden de beter bir halde olan emektar çaputuyla beti benzi atmış bir halde işe geldi. Her ne kadar paltosunun çalınması nedeniyle Akakiy Akakiyeviç'le alay etmeye kalkan birkaç kendini bilmez memur çıksa da genel olarak bu palto soygunu vakası çoğunluğun yüreğine dokundu. Hemen aralarında para toplamaya karar verdiler ama bu iş kolay değildi. Zira memurların çoğundan müdürün portresinin yapılması ve şube müdürünün teklifi üzerine onun arkadaşı olan bir yazarın kitabının satın alınması için önceden para kesilmişti. Bu nedenle toplanan para çok önemsiz bir meblağ oluşturdu. Ona acıyan bir memursa Akakiy Akakiyeviç'e mahalle karakoluna başvurmasının pek de işe yaramayacağını, çünkü polisin amirlerinin gözüne girmek maksadıyla paltoyu bulsa bile Akakiy Akakiyeviç'in kanuna uygun delillerle paltonun kendisine ait olduğunu kanıtlayamaması halinde paltonun poliste kalacağını söyledi ve bu nedenle de ona üst düzey, önemli birisini bulup araya sokmasını tavsiye etti. Bu memura göre böyle önemli bir şahıs gereken herkesle görüşür, ne yapar eder, işin halledilmesini sağlardı. Yapacak bir şey yoktu ve Akakiy Akakiyeviç bu önemli şahsa gitmeye karar verdi. Bilinmesi gereken, sadece bu önemli şahsın evvelden önemsiz bir şahısken bu yakınlarda önemli bir şahıs haline gelmiş olduğuydu. Gerçi şimdi geldiği yerde diğer çok daha önemli şahıslarla karşılaştırıldığında o kadar da önemli sayılmıyordu. Ama olsun, başkaları gözünde önemsiz olanın onların gözünde önemli olduğu bir takım insan toplulukları her zaman vardır. Ayrıca bu şahıs önemini artırmak için pek çok yöntem de kullanmaktaydı. Mesela daireye geldiği zaman aslarının kendisini merdivenlerde karşılaması talimatını vermişti. Hiç kimsenin doğrudan kendisine başvurmaya cüret edememesini ve her şeyin usulüne uygun yürütülmesini sağlamıştı. Yani başvuru kayıt memuruna yapılmalı, o da daire sekreterine meseleyi aktarmalı, daire sekreteri ise yazıcıya veya sıradaki başka bir üstüne durumu bildirmeli ve iş böylece kademe kademe kendisine kadar ulaşmalıydı. Aziz Rusya topraklarında yaşayan herkes taklitçilik hastalığına yakalanmıştır. Herkes kendi amirine benzemeye, onu taklit etmeye çalışmaktadır. Hatta anlattıklarına göre katibin birini ayrı bir yerdeki küçük bir daireye şef olarak atadıklarında Adamın ilk işi kendine bir kabul odası yaptırmak olmuş. Üstelik kapısına da sırmalar içinde kırmızı yakalı odacılar dikmişti. Bu odacılar kapının tokmağını tutup açarak gelenleri kabul odasına buyur ediyorlarmış ama oda aslında o kadar küçükmüş ki bir çalışma masası bile zor sığarmış. Önemli şahsın yöntemleri ve alışkanlıkları oldukça ciddi ve etkileyici ama bir o kadar da basitti. Sisteminin temelinde disiplin yatıyordu. Disiplin, disiplin ve yine disiplin derdi her zaman ve son kelimeyi telaffuz ederken konuştuğu kişinin yüzüne anlamlı bir tavırla bakardı. Aslında bu şekilde konuşmasına ve davranmasına da hiç gerek yoktu. Zira devlet dairesinde kendi emrinde çalışan 10 kadar memur bunlara gerek kalmadan da korku içinde çalışmaktaydı. Onu uzaktan gördüklerinde ellerindeki işi bırakıp müdürleri geçip gidinceye dek hazrolda beklerlerdi. Aslarıyla olan konuşması çok sertti ve neredeyse 3 cümleden ibaret sayılırdı. "Bu ne cüret? Kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Sizin karşınızda kim var biliyor musunuz?" Bununla birlikte iyi yürekli bir insandı. Arkadaşlarıyla iyi geçinir ve yardım etmeyi severdi. Ama son olarak aldığı general unvanı onu tamamıyla yoldan çıkarmıştı. General rütbesine terfi edince ne oldum delisi olmuş, kendini kaybetmiş ve nasıl davranacağını bilmez hale gelmişti. Eğer kendisiyle eşit seviyede insanlarla birlikteyse yine de gerektiği gibi davranabiliyor, düzgün ve pek çok açıdan hiç de budala olmayan birisi olabiliyordu. Ama ne zaman kendisinden bir rütbe bile aşağıda olanların arasına düşse derhal katlanılmaz oluyordu. Suskunlaşıyor ve bu haliyle insanlarda acıma duygusu uyandırıyor, hem üstelik aslında çok daha iyi zaman geçirebileceğini kendisi bile anlıyordu. Bazen ilginç bir konuşmaya katılma arzusunun gözlerinde parladığı belli olur ama şu düşünce onu durdururdu. Acaba bu şekilde davranırsa fazla yumuşak, fazla samimi davranıyor olarak algılanıp böylece kendi önemini ve otoritesini sarsmış olmaz mıydı? İşte böylesi düşüncelerin sonucunda her zaman bir köşede sessizce oturur ve ancak arada sırada tek heceli bir takım sesler çıkarırdı ve böylece de sıkıcı adam damgasını yerdi. İşte Akaki Akakiyeviç böyle önemli bir şahsın huzuruna çıkmıştı. Üstelik huzura çıktığı zaman çok uygunsuzdu. Kendisi için çok şanssız, önemli şahıs için ise gayet elverişli bir zamandı. Önemli şahıs o sırada makam odasında ve uzun zamandır görmediği eski bir dostu ve çocukluk arkadaşıyla çok neşeli bir sohbet halindeydi. İşte bu sırada ona Başmaşkin diye birisinin kendisiyle görüşmek için geldiğini bildirdiler. "Kimmiş?" diye sordu başından savarcasına. "Memurmuş efendim," dediler cevaben. "Ah, şimdi uygun değilim, beklesin," dedi önemli şahıs. Burada önemli şahsın gözünü kırpmadan yalan söylemiş olduğunu belirtmek gerek. Aslında gayet uygundu. Arkadaşıyla konuşacakları her şeyi bitirmişler ve epeydir konuşmalarına uzun süren suskunluklar hakim olmaya başlamıştı. Sadece arada bir birbirlerinin dizlerine hafifçe vurup "İşte böyle Ivan Abramoviç. Ya demek öyle. Sitelemiş olduğunu belirtmek gerek. Aslında gayet uygundu Pan Varlamoviç." demekten başka bir söz ettikleri yoktu. Ama işte buna rağmen önemli şahıs sırf uzun zaman önce vazifesinden ayrılıp köyüne yerleşen arkadaşına gösteriş yapmak, aslarını nasıl uzun süre kapısının önünde beklettiğini göstermek için gelen memurun bekletilmesi talimatını vermişti. Nihayet konuşmaya doyduktan, daha doğrusu bol bol sustuktan, koltuklara rahatça arkalarını yaslayıp pullarını tüttürdükten sonra önemli şahıs sanki birdenbire hatırlamış gibi kapının önünde bilgi vermek için elinde evraklarla bekleyen sekreterine şöyle dedi. "Orada bir memur bekliyordu galiba. Söyleyin ona, içeri gelebilir." Akaki Akakiyeviç'in mütevazı halini, eskimiş resmi elbisesini gören önemli adam birden ona dönerek terfi alıp paşa rütbesine ulaşmadan hemen önce bir hafta boyunca gizli odasında ayna karşısında provasını yaptığı sert ve keskin sesiyle haykırdı. "Ne istiyorsunuz?" Zaten çekingen bir yaratılışı olan Akaki Akakiyeviç bu tavır karşısında tamamıyla afalladı ve dili döndüğünce ama her zamankinden daha fazla şey, işte, yani sözcüklerini kullanarak yepyeni paltosunun gaddarca üzerine saldıran soyguncular tarafından çalındığını, bu nedenle onun gibi yüksek mevkiye sahip birisine, mesela bir emniyet müdürüne ya da bir başka görevliye paltosunu bulmaları için bir talimat yazması için ricaya geldiğini anlattı. Nedense önemli şahıs onun bu talebini fazla laubali buldu. "Saygıdeğer beyefendi, siz yol yordan bilmiyor musunuz?" dedi kelimelerin üstüne basa basa. "Niçin bana geldiniz? İşlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyor musunuz? Bu konuyla ilgili dilekçenizi önce kayıt memuruna ileteceksiniz. Oradan büro şefine gidecekti. Büro şefinden daire başkanına. Oradan sekretere gitmeliydi. Sekreterse sonunda bana getirmeliydi." "Ama ekselansları," diye söze girdi kanter içinde kalmış olan Akaki Akakiyeviç, kırılmakta olan cesaretini toplamaya çalışarak. "Ben ekselansları sizi rahatsız etmeye cüret ettim. Zira sekreterlere işte yani pek güvenilmez de." Ne diye bağırdı önemli şahıs. "Bu ne cüret? Böyle demeye nasıl cesaret edersiniz? Nereden kaynaklanıyor bu düşünceler? Genç insanlar arasında üstlerine, yüksek mevkidekilere karşı böylesi saygısızca düşünceler nasıl oluşuyor?" Önemli şahıs Akaki Akakiyeviç'in 50'sini geçmiş olduğunun herhalde farkında olmasa gerekti. Akaki Akakiyeviç'e ancak göreceli olarak, yani 70 yaşında birisine kıyasla genç denebilirdi. "Kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Sizin karşınızda kim var biliyor musunuz? Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Size soruyorum." Sözünün burasında öyle bir tepinmeye başlamış ve öyle yüksek sesle haykırmaya başlamıştı ki Akaki Akakiyeviç değil, kim olsa korkardı. Akaki Akakiyeviç dondu kaldı, sallandı. Tüm vücudu zangır zangır titremeye başladı. Öyle ki ayakta duramaz hale geldi. Eğer odacılar yetişip onu tutmasalardı, belli ki öylece yere düşüp kalacaktı. Onu odadan çıkarırlarken tam manasıyla kendinde değildi. Hiç hareket etmiyordu. Önemli şahıssa yarattığı etkinin beklendiğinden de öte olmasından dolayı gayet memnundu. Sözlerinin bir kişiyi bayıltacak derecede güçlü oluşu onu neredeyse kendinden geçirmişti. Göz ucuyla arkadaşına bakıp onun olanları nasıl karşıladığını anlamaya çalıştı ve memnuniyetle gördü ki arkadaşı da allak bullak olmuş, hatta biraz da korkmuştu. Akaki Akakiyeviç merdivenden nasıl indiğini, sokağa nasıl çıktığını hatırlayamıyordu. Ellerini ayaklarını hissetmiyordu. Ömründe hiçbir amirinden, hele de yabancı bir amirden böyle bir azar işitmemişti. Sokakta ıslık çalarak esen rüzgara karşı ağzı açık yürüyor, kaldırımlarda tökezliyordu. Rüzgar Petersburg'da her zaman olduğu gibi dört bir yandan tüm ara sokaklardan üzerine doğru esiyordu. Bir an sanki rüzgar boğazına bir şey getirip tıkamış gibi geldi ve eve tek bir kelime edecek gücü kalmamış bir halde ulaşabildi. Her yanı şişmişti. Kendini yatağına zor attı. İşte gerektiği gibi yapılan azarlamalar bazen bu kadar sert olabiliyor. Ertesi gün yüksek bir ateş vücudunu kavurmaya başladı. Petersburg'un ikliminin cömert yardımının etkisiyle hastalık beklenenden çok daha hızlı ilerledi. Nihayet doktor geldiğinde sadece hastanın nabzını yoklayıp ona sırf tıp iliminin hayırsever yardımından geri kalmaması için bir yakı reçetesi yazmaktan başkaca da bir şey yapamadı. Peşinden de hemen oracıkta sadece 1,5 günlük ömrü kaldığını ve bu süre sonunda kaçınılmaz olarak vefat edeceğini bildirdi. Daha sonra da ev sahibesine dönüp şöyle dedi. "Siz de hiç boş yere vakit geçirmeyin hanımefendiciğim ve hemen onun için çam ağacından bir tabut siparişi verin. Zira meşe ağacından olanlar hastaya pahalı gelir." Akaki Akakiyeviç kendisi için kader hükmünde olan bu sözleri duydu mu? Duyduysa onda ciddi bir etki yarattı mı bilinmez. Zira tüm bu zaman zarfında ateşler içinde sayıklayarak yatmaktaydı. Birbirinden tuhaf hayaller ve kabuslar görmekteydi. Kah Terzi Petroviç'i görüyor ve ona soyguncular için özel kapanları olan bir palto sipariş ediyor, Kâh soyguncuların sürekli olarak yatağının altında saklandığını sanıyor ve dakika başı ev sahibesini çağırarak soyguncuları oradan, hatta bir tanesini de gizlendiği battaniyesinin altından çıkarması için yalvarıyor. Kâh yeni palto diktirmiş olmasına rağmen eski paltosunun niçin hala duvarda asılı olduğunu soruyor. Kâh önemli şahsın önünde durduğunu sanarak onun azarlarını sabırla dinliyor ve sürekli olarak "Haklısınız ekselansları, ben suçluyum ekselansları" diye konuşuyordu. Hatta sonunda öyle yakası açılmadık küfürler etmeye başladı ki hiçbir zaman ondan böyle şeyler işitmemiş olan yaşlı ev sahibesi bunları duyunca ıstavroz bile çıkardı. Üstelik bu küfürleri hep ekselansları sözcüğünün peşinden sıralamaktaydı. Daha sonra tamamıyla saçma sapan sözler etmeye başladı. Öyle ki bunlardan herhangi bir anlam çıkarmanın imkan ve ihtimali yoktu. Sadece söylediği tüm bu anlamsız sözlerin ve düşüncelerin hep paltoyla ilintili olduğu anlaşılabiliyordu. Ve nihayet zavallı Akaki Akakiyeviç ruhunu teslim etti. Odasını da eşyalarını da mühürleme zahmetine girmediler. Zira birincisi hiç varisi yoktu. İkincisi ise geride lafı bile edilmeyecek çok önemsiz bir miras bırakmıştı. Divit olarak kullanılmak üzere bir deste kas tüyü, çalıştığı daireye ait antetli bir paket beyaz kağıt, 3 çift çorap, 2-3 tane pantolon düğmesi, bir de bildiğiniz üzere malum çaput palto. Tüm bunların kime kaldığını Tanrı bilir. İtiraf ediyorum ki size bu öyküyü anlatan bile bununla ilgilenmedi. Akaki Akakiyeviç'i götürüp defnettiler ve sanki Akaki Akakiyeviç o kentte hiç yaşamamış gibi Petersburg onsuz kaldı. Kimse tarafından korunmayan, kimse için değerli olmayan, kimsenin merak etmediği, hatta sıradan bir sineği bile iğneleyip mikroskopla inceleyen bir doğa gözlemcisinin dahi asla ilgisini çekmeyen bir varlık yitip gitti. Dairedeki memurların alaylarına sabırla katlanan ve önemli hiçbir iş gerçekleştirmemiş olan bu varlık dünyadan geçip gitmişti. Renksiz ve yoksul yaşantısını bir anlığına canlandıran palto şeklinde karşısına çıkan talihi, yaşamının son günlerinde de olsa parlamış ama sonra dayanılmaz bir talihsizliğe uğrayarak tıpkı hükümdarların ve çarların başına dünya nasıl yıkılıyorsa onun başına da dünyası yıkılmıştı. Ölümünden birkaç gün sonra çalıştığı daireden bir odacı, müdürün acilen kendisini çağırdığı ve derhal daireye gelmesi gerektiği talimatını iletmek üzere Akaki Akakiyeviç'in evine gönderildi. Ama odacı elleri boş dönmek zorunda kaldı ve artık adamcağızın gelemeyeceğini bildirdi. Niçin sorusuna cevaben de şöyle dedi. Yani işte öldüğü için gelemeyecek. Defnedileli de 4 gün olmuş. Akaki Akakiyeviç'in ölümü dairedekiler tarafından işte böyle öğrenildi. Ve ertesi gün onun yerine ondan daha uzun boylu olan ve harfleri onun gibi dik olarak değil de daha yatık olarak yazan yeni bir memur görevlendirilmişti bile. Ama Akaki Akakiyeviç'le ilgili her şeyin böylece bitmeyeceğini ve ölümünden sonra sanki kimsenin ilgisini çekmeyen hayatına bir ödül gibi birkaç gün daha ama bu kez oldukça gürültü koparan bir yaşam sürdüreceğini kim tahmin edebilirdi ki? Ama işte öyle oldu. Ki bizim bu yoksul öykümüz beklenmedik bir şekilde fantastik bir sona sahip oldu. Birdenbire Petersburg'da bir takım söylentiler dolaşmaya başladı. Bu söylentilere göre geceleri Kalinkin Köprüsü'nde ve onun uzağında çalınan paltosunu arayan memur kılıklı bir hortlak görülmeye başlanmıştı. Bu hortlak çalınan paltosunu bulmak için rütbesine, unvanına bakmadan gelen geçen herkesin paltosunu sırtından çıkartıyordu. İnsanların örtünmek için kullandıkları her türlü deri ve kürk kaplı paltoyu, kedi kürküymüş, samur kürküymüş, tilki kürküymüş, ayı kürküymüş, pamukluymuş hiç ayırt etmeden üstlerinden çekip çıkartıyordu. Dairede çalışan memurlardan biri hortlağı kendi gözleriyle görmüş ve hemen tanımıştı. Hortlak Akaki Akakiyeviç'ten başkası değildi. Ama peşinden öyle bir korkuya kapılmıştı ki derhal gücünün yettiğince koşarak oradan uzaklaşmış ve bu nedenle de hortlağı çok iyi seçememiş, yine de onun uzaktan kendisine parmak sallayarak tehdit ettiğini fark etmişti. Her taraftan ardı arkası kesilmeyen şikayetler yağmaya başladı. Üstelik sadece katiplerin veya yazıcıların olsa yine neyse. Müdürlerin dahi bu şekilde paltoları çekilip alındığı için sırtlarını, omuzlarını üşüttükleri haberleri geliyordu. Polise hortlağın ne pahasına olursa olsun ölü ya da diri yakalanıp herkese ibret olması için en sert şekilde cezalandırılması talimatı verilmişti ki bu talimatın yerine getirilmesi az daha başarılı oluyordu. Bir mahallenin polis kulübesinde görevli polis, Kiryuşkin ara sokağında bir zamanlar flüt çalmış olan emekli bir müzisyenin sırtından sansar kürkü paltosunu çıkarmaya çalışan hortlağın yakasına yapışmış ve böylece onu suçüstü yakalamıştı. Hortlağı yakasından sımsıkı tutan polis bağırarak iki meslektaşını daha yardıma çağırdıktan sonra onlara hortlağı tutmalarını söylemiş ve kendisi de o zamana dek 6 kez donmuş olan burnunu biraz enfiye çekerek ısıtmak amacıyla enfiye kutusunu almak için kutuyu sakladığı çizmesine uzanmıştı. Ama kullandığı enfiyenin kokusu herhalde ölünün bile dayanamayacağı türden olsa gerekti ki burnunun sağ deliğini parmağıyla kapayan polis sol burun deliğine yarım avuç enfiyeyi çeker çekmez hortlak şiddetle hapşırdı. Hem de öyle bir hapşırdı ki üçünün de yüzünü gözünü tamamen ıslattı. Onlar gözlerini ovuşturmak için ellerini gözlerine götürürken hortlak ortadan öylesine ani bir şekilde kayboluverdi ki onu gerçekten yakalamış olduklarından bile kuşkuya düştüler. O günden sonra polis kulübelerinde bekleyen polisler hortlaktan öyle çok korkmaya başladılar ki yaşayanlardan bile çekinir hale geldiler ve sadece uzaktan "Hey sen, hadi yürü git yoluna!" diye bağırmakla yetinir hale geldiler. Memur kılığındaki hortlaksa ürkek insanlara korku salarak Kalinkin Köprüsü'nün diğer yakasında bile görünmeye başladı. Ancak biz iş bu gerçekçi öykünün tamamıyla fantastik bir hal almasına neredeyse neden olmuş olan malum önemli şahsı tamamıyla bir başına bıraktık. Her şeyden önce hakkaniyet borcumuz gereği söylememiz lazım ki bu önemli şahsın içinde zavallı Akaki Akakiyeviç'i azarlarıyla tuzla buz edip gönderdikten sonra merhamete benzer bir duygu uyanmıştı. Merhamet ona hiç de yabancı bir duygu değildi. Her ne kadar rütbesi sık sık bunları yapmasına engel olsa da pek çok iyi davranış yüreğine aşinaydı. Hatta ziyaretine gelmiş olan arkadaşı odasından çıkar çıkmaz zavallı Akaki Akakiyeviç'i düşündü. O günden sonra hemen her gün işittiği azarı metanetle karşılayamayan solgun yüzlü Akaki Akakiyeviç düştü aklına. Bu düşünceler onu öylesine kaygılandırmaya başladı ki bir hafta sonra nasıl olduğunu, çaldırılan palto meselesinde yardım edip edemeyeceğini anlamak için ona bir memur göndermeye bile karar verdi. Akaki Akakiyeviç'in ateşler içinde yanarak kısa bir süre zarfında vefat ettiği haberini aldığındaysa çok şaşırdı. Vicdan azabı çekmeye başladı ve o günü çok sıkıntılı geçirdi. Bir şeylerle oyalanıp nahoş duyguları unutmak amacıyla arkadaşlarından birinin düzenlediği akşam buluşmasına gitmeye karar verdi. Buluşmaya katılanlar düzgün insanlardı ve hepsinden de iyisi herkesin rütbesi aynıydı. Böylece kendini daha rahat hissetti. Bu durum onun ruh halini olumlu olarak etkiledi. İyice ferahladı, açıldı. Hoş konuşmaya, nezaketle davranmaya başladı. Kısacası orada çok güzel vakit geçirdi. Akşam yemeğinde 1-2 bardak şampanya içti. Malumunuz bu içecek kişinin ruh halini müsbet olarak etkileyen ve neşesini artıran bir etkiye sahiptir. Şampanya onu çeşitli aşırılıklara itti. Bunlardan bir tanesi de evine dönmek yerine Alman kökenli tanıdık bir hanım olan Karolina Ivanova'ya gitmeye karar vermesi oldu. Önemli şahıs bu hanıma karşı tamamıyla dostça duygular beslemekteydi. Bu arada belirtmek gerekir ki önemli şahıs artık pek de genç birisi sayılmazdı. İyi bir eş, saygıdeğer bir aile reisiydi. Biri halen yanında, dairede çalışan 2 oğlu, ve biraz eğri ama gayet hoş bir burnu olan ve her gün "Bonjour papa" diyerek elini öpmeye yanına gelen 16 yaşında güzelce bir kızı vardı. Hala genç diyebileceğimiz gayet hoş görünümlü karısı ilk önce öptürmek üzere kendi elini ona uzatır, sonra da avucunu çevirerek onun elini öperdi. Ama önemli şahıs aile hayatının sağladığı mutluluklardan tamamıyla memnun olmakla birlikte kentin diğer yakasındaki bir hanımla dostça bir ilişki sürdürmeyi de gayet uygun bulmaktaydı. Dostluk ettiği bu hanım kendi karısından daha genç, daha hoş bir kadın da değildi. Ama zaten dünyada öyle şeyler var ki bunlar hakkında bir yargıya varmak elbette bizim üzerimize vazife değil. Önemli şahıs merdivenden inip kızağına atladı ve sürücüye "Karolina Ivanovna'ya" dedi. Kendisi de sıcacık kürk paltosuna konforlu bir şekilde sarınıp Rus insanı için daha iyisinin olabilmesine ihtimal veremeyeceğiniz kadar rahat bir tavır aldı. Yani kendisi hiçbir şey düşünmüyordu ama her biri diğerinden daha hoş düşünceler hiç peşlerine düşmeye gerek kalmadan birbiri ardına zahmetsizce ve kendiliğinden zihnine gelmekteydi. Büyük bir memnuniyetle hafif hafif geçirdiği bu güzel akşamın tüm eğlenceli taraflarını, küçük topluluğu güldüren kendi sözlerini hatırlıyordu. Bu sözlerden birçoğunu şimdi de kısık bir sesle tekrarlıyor ve söylendiği ilk andaki kadar zekice ve komik olduğunun farkına varıp doğal olarak içinden gelerek gülüyordu. Lakin bazen nereden ve niçin çıktığını bir tek Tanrı'nın bileceği güçlü bir rüzgar ona engel oluyor, yüzünü bıçak gibi kesiyor, oturduğu yere karları yığıyor, paltosunun yakasını yelken gibi şişiriyor veya aniden doğaüstü bir güçle yakasını kaldırıp kafasına geçiriyor ve önemli şahıs da ondan kurtulabilmek için sonsuz bir mücadeleye girişiyordu. Önemli şahıs aniden birinin kendisini yakasından sıkıca kavradığını hissetti. Dönüp baktığında kısa boylu, üzerinde eski ve pejmürde bir resmi elbise olan bir insan gördü ve korkuyla onun Akaki Akakiyeviç olduğunu anladı. Memurun yüzü kar gibi beyazdı ve tıpkı bir ceset gibi görünüyordu. Ama önemli şahsın korkusu, hortlak ağzını açıp korkunç bir mezarlık kokusu yayarak konuşmaya başlayınca artık tüm sınırları aştı. "Ha, işte nihayet seni buldum. Nihayet seni yakalayıp işte böyle yakana yapıştım. Bana senin palton gerekli. Paltomu bulmak için hiç uğraşmadığın gibi bir de beni azarladın. Şimdi kendi paltonu ver bana bakayım." Zavallı önemli şahıs neredeyse korkudan ölecekti. Dairede, özellikle de aslarının önünde ne kadar cesur ve yiğit gözükürdü halbuki. Sırf onun bu cesur görünümüne bakanlar bile "Oo, ne yiğit adam ama" derlerdi. Ama burada, bu durumda oldukça yiğit bir dış görünüme sahip diğer pek çokları gibi o kadar büyük bir korku hissetti ki gayet haklı bir şekilde şimdi hastalanıp düşüp bayılacağım diye endişelenmeye başladı. Kürk paltosunu sırtından, hortlağın çekiştirmesinden çok bizzat kendi elleriyle çabucak çıkardı ve sürücüye doğal olmayan bir sesle haykırdı. "Yıldırım gibi sür eve." Sürücü ancak ölüm kalım anlarında duyulabilecek bir sesle gelen emir üzerine ne olur ne olmaz diye başını omuzlarının arasına çekerek kamçısını şaklattı ve araba ok gibi ileri atıldı. Önemli şahıs 5-6 dakika içinde dairesinin bulunduğu apartmanın cümle kapısına gelmişti bile. Karolina Ivanovna'ya gidecek yerde yüzü kireç gibi solmuş, fena halde korkmuş, paltosunu yitirmiş bir halde evine gelebilmişti. Güç bela kendi odasına ulaştı ve geceyi oldukça huzursuz bir şekilde geçirdi. Öyle ki ertesi sabah kahvaltıdayken kızı ona "Bugün çok solgunsun babacığım" dedi. Ama babası sustu ve başına ne geldiğini, nerede olduğunu, nereye gitmek istediğini hiç kimseye anlatmadı. Bu olay onu çok etkiledi. Hatta aslarına karşı "Bu ne cüret, siz kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Sizin karşınızda kim var biliyor musunuz?" sözlerini bile daha az kullanmaya başladı. Bunları söylese bile önce karşısındakini dinleyip işin ne olduğunu anlar, ancak ondan sonra söylerdi. En çok dikkat çeken şey ise hortlak memurun bir daha görünmemiş olmasıydı. Belli ki önemli şahsın paltosu ona tam gelmişti. En azından o günden sonra bir daha bir paltonun çalındığı duyulmadı. Bununla birlikte bu gibi meseleleri kendine iş edinen pek çok şahıs bir türlü sakinleşmiyor ve şehrin uzak semtlerinde hala hortlak memurun gezindiğini, görüldüğünü söylüyorlardı. Sahiden de Kolomenski mahallesinde polis kulübesinde görevli bir polis, hortlağı bir evden çıkarken gözleriyle görmüştü. Ama kendisi fizyolojik olarak doğuştan bir miktar güçsüz olduğundan, hatta bir gün bir evden fırlayan bir domuz yavrusu bunu devirivermiş, çevredeki arabacılar da bu duruma katıla katıla gülmüşlerdi. Gerçi o da bunun acısını hemen çıkarmış ve her birinden enfiye parası olarak 2 kapik toplamıştı. Hortlağı durduramayıp sadece arkasına düşerek karanlıkta onu takip etmeye başlamıştı. Sonunda hortlak birdenbire durmuş ve dönüp arkasına bakarak sormuştu. "Ne istiyorsun?" Bir yandan da hiçbir insanda rastlanmayacak büyüklükte olan yumruğunu kaldırıp göstermişti. Polis ancak "hiç" diyebilmiş ve derhal gerisin geri dönmüştü. Ama bu hortlağın boyu artık daha uzundu ve kallavi bıyıkları vardı. Hortlak Obuhov köprüsüne doğru yürümüş ve gecenin karanlığına karışarak gözden kaybolup gitmişti.